Ezgi, çok teşekkür ediyorum. Dolmabahçe'de Vodafone Park'ta gerçekten yazdan kalma bir hava var. Çok güzel bir atmosferin olduğunu söyleyelim. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın konumu gereği en güzel statlarından biri Vodafone Park. Güneş de eklenince buna vazgeçilmez bir görüntüye erişiyor. Artık burada yavaş yavaş hareketlilik de başlıyor. Güzel bir hava, hafta sonu derken henüz bilet satışları Beşiktaş Kulübü'nün yetkililerin istediği seviyede değil. An itibariyle artık 13 itibariyle 7.000 8.000 civarında biletli taraftar var. Loca sahipleri, sponsor biletler derken 10.000'i biraz geçecek gibi duruyor. Her iki takım açısından da aslında farklı anlamlar barındırmanın ötesinde çok önemli bir 3 puan mücadelesi. Altay haftaya 19. sırada başladı 22 puanla. Bugün buradan puan veya puanlar çıkartmak istiyorlar ki küme düşme hattından uzaklaşma amacı içerisinde İzmir ekibi. Diğer tarafta son haftalarda yaşadığı puan kaybı, zaman zaman Önder Karaveli'nin eleştirildiği bir süreç. Önder Hoca ve öğrencileri de bugün kendi taraftarının önünde 3 puanla ayrılmak istiyor. Ancak eksikler var. Ev sahibi Beşiktaş'ta Batshuayi bildiğiniz gibi cezalı. Kevin Enkudu, Kaylar, yine Oğuzhan, Pjanić, Rozier, Rıdvan, Yılmaz bugünkü maçta Altay'a karşı oynayamayacak olan futbolcular. Çok kısa bu oyuncuların sakatlık durumlarıyla da ilgili bilgiyi paylaşmak isterim. Rıdvan'ın 3-4 gün içerisinde sakatlığını atlatmasını bekliyoruz. Ancak Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağına ilişkin net bir şey söylemek için erken. Keza aynı şekilde Rozier de aynı durumda. Pjanić 2-3 hafta sakatlığı sürecek gibi Pjanić'in. Beşiktaş Kulübü adresinde bir problem olduğunu açıklamıştı. 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak gibi Pjanić. Oğuzhan Kaylari'nin durumları da ise hafta içi düzelecek gibi duruyor. Beşiktaş'ta peki muhtemeli söyleyeceğim ancak Altay'da Murat Akça ve Ake Tiam ikilisi de oynamayacak. Murat Akça'nın dışında bugünkü maçta Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş kalede Ersin Destanoğlu'nu bekliyoruz. Savunmanın sağında Kerem, solunda Umut. Savunmanın ortasında Wellington, Vida ikilisi. Orta alanda Josef ve Necip Uysal yan yana. 10 numara pozisyonunda Alex Teixeira. Kanatların birinde Raşit Gezzal, diğerinde Kenan Karaman. Forvet'te ise Güven Yalçın'ı bekliyoruz. Sen soracaksın, çok kısa hemen notunu düşmek isterim. Yaklaşık 1,5-2 saat öncesinde Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş bir açıklama yaptı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Ahmet Nurçebi'nin Şenol Hoca ile ilgili açıklamaları vardı. Beşiktaş'ta gündem gelecek sezon itibariyle Şenol Güneş mi geri dönecek? Yeni teknik direktör Şenol Güneş mi olacak? Önce Ahmet Nurçebi çok sert bir dille yalanladı. Şu an itibariyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Şenol Güneş tasarrufu şu an için yok demişti hafta içinde. Bu sabah saatlerinde Şenol Hoca da Beşiktaş'ta hiçbir kimseyle görüşmedim. Kaldı ki Beşiktaş pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne şans verdi. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Hiçbir kişiyle, yöneticiyle Beşiktaş'a dair konuşmadım dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi yalanladı Şenol Güneş iddialarını. Şenol Güneş kendisine dair iddiaları yalanladı. O yüzden biz de şu an itibariyle söyleyebileceğimiz Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar veya şu yakın süreçte Şenol Güneş'le ilgili bir tasarrufu bulunmuyor. Ezgi Toper. Evet, Sercan Dikmen'e çok teşekkür ederim aktardıkları için ve Fenerbahçe'ye geçmiştik. Fenerbahçe Hatayspor mücadelesini konuşmaya başlamıştık. Hocam araya girdim, kusura bakmayın. Buyurun devam edelim. Estağfurullah. İşte yapılanlara Trabzon örneğini vermiştik. Yapılmayanlara da hem Beşiktaş'ı hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi örnek olarak verebiliriz. Fenerbahçe'de de 3 kulvarda birden yarışırken şampiyonlukta çok geride kalındı. Artık bence mümkün değil. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenildi. Evet. Kaldı bir tek Avrupa Konferans Ligi. İlk maçta da çok kötü bir oyun ve de kötü bir skor. Evet, ikinci maçta her şey olabilir. Ama şu an iki takımın da ilk maç performanslarını kıyaslayacak olursak Prag takımı tura daha yakın. Bu da Fenerbahçe'nin yine hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir sezon geçirdiğini gösteriyor. Benim için üzücü olan şu, ya yönetimin görevleri var ama maalesef nedenlerini bilemiyorum. O görevler tam olarak yapılamadı. Ki o görevlerin başında iyi bir takım kurmak geliyor. İsmail Hoca ile anlaşmışsınız. Ya hoca sadece bir sol bek istemiş. Yani çok pahalı bir sol bek değil. Dünyanın en önemli sol bekini değil. Önümüzdeki sene düşünülerek oraya bir transfer yapılamamış.
Şu an yönetimin takımı taraftarla bütünleştirecek, olumlu yönde bir hava yaratacak işlerle ilgili bir çalışma bile yapmadığını görüyoruz. Olay tamamıyla bir sakinliğe bürünmüş durumda. İsmail Hoca çok çalışıyor. Teknik heyete geçtik. Evet, çok çalışmak güzel bir şey ama daha güzeli olan doğru çalışmak. İsmail Hoca çalışıyor ama takım onun kadar çalışıyor mu? Onu da ayrı değerlendirmek lazım. Demek ki sizin belirli bir oyununuz yoksa veya Prag maçında olduğu gibi sahaya yansımıyorsa orada da eksikler var. Takıma bakıyoruz. Belirli futbolcular uzun süredir sakat, antrenmana çıkmıyor veya sahaya çıktığı zaman performansları çok düşük. Orada da görevler tam olarak yapılamıyor. Bir tek görevlerin yapıldığı paydaş taraftar demiştim ben. Son maçta taraftar da takımı yalnız bıraktı. Evet. Onunla ilgili yani çok az gelen sayıda gelen taraftar da takıma hakaret edebilecek kadar olumsuz bir tavır gösterdi. Bu da bütün paydaşların bu kadar olumsuz oldukları bir yerde iyi oyunlar, iyi sonuçlar çok zor. Ulaş Özdemir, size geçmeden o protestolara bir bakalım mı? Tabii. Özellikle Fenerbahçe taraftarları Slavia Prag mücadelesi sonrası hem Başkan Ali Koç'a hem de futbolculara yönelik ciddi protestolar sergilediler. Bir bakalım haberimizde. Evet, Fenerbahçe'de yönetime ve futbolculara yönelik tepkiler artıyor. Şimdi aslında Ulaş Özdemir, GZT Giresunspor galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe'de bir çıkış yakalanacağı düşünülmüştü. Taraftarlar da aslında biraz umutlanmıştı. İsmail Kartal'ın yüzünde bir rahatlama ifadesini çok net bir şekilde görmüştük. Şimdi sözü size bırakacağım ama arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Bir bağlantımız daha varmış. Yarım saatten çok az bir süre kaldı başlamasına. 13.30'da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Fraport Antalya Spor mücadelesi başlayacak. Hemen muhabir arkadaşımız Barış Türel'e bir gidelim, detayları alalım. Evet, teşekkürler. Sizin de belirttiğiniz gibi Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor saat 13.30'da ki maçın başlamasına da 20 dakikalık bir süreç kaldı. 26. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Öncelikle hava durumundan bahsedelim. Şu anda Malatya'da hakikaten güneşli ve çok güzel bir hava var. Futbol oynamaya da son derece elverişli. Yeni Malatyaspor yaklaşık 4 aydır galibiyete hasret ve bu kaostan aslında çıkmak istiyor. Bugünkü mücadele de çok önemli. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini belirtelim. Hemen mücadelenin 11'lerine bakacak olursak. Yeni Malatyaspor'da kalede Ertaç olacak. Kampi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubike, Donsah, Münir ve Diko. Yeni Malatyaspor'un 11'i. Antalyaspor'a bakacak olursak kalede Bofin olacak. Naldo, Doğukan, Güray, Kudryashov, Poli, Freddy, Fernando, Endao, Adriano ve Bünyamin de Antalyaspor'un 11'i. Mücadele